Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bu dersimizde Angular mimarisinin 17. sürümünde gelmiş olan bir başka özelliği değerlendiriyor olacağız. Ee, bu özellik ekranda da görüldüğü üzere deferrable Views özelliğidir. Hocam bu Differable Views özelliğiyle ne gibi bir yeni davranış uygulayabiliyoruz diye sorarsanız eğer derse başlamadan önce şöyle kısadan hissi yaparak bir özet geçeyim istiyorum. Şimdi arkadaşlar bizler Angular mimarisinde tarayıcıya yüklenecek olan herhangi bir içeriği lazy loading davranışıyla yüklemek istiyorsak bunu sade ve sadece router tabanını URL üzerinden yönlendirme süreçlerinde gerçekleştirebiliyorduk. Hatırlarsanız eğer, e, hatta şöyle e, Angular eğitim serisinin içeriklerine şöyle bakarsanız lazy loading'i hususi bir başlık altında tam teferruatta incelediğimiz bir e, dersimiz var. Gidip oradan referans alabilirsiniz. Şimdi e, tamam router tabanlı URL üzerinden yönlendirmeler yaparken lazy loading davranışını uygulayabiliyordu uygulamasını ama e, bazen de template üzerinde herhangi bir noktaya yükleyeceğimiz içeriğin de lazy loading davranışıyla gecikmeli bir şekilde yüklenmesini isteyebiliyorduk. İşte bu tarz durumlarda farklı javascriptsel çözümler uygulamamız gerekiyordu. Angular'da herhangi bir dahili çözüm yoktu. Artık Angular 17 ile bu özellik sayesinde bu tarz ihtiyaçlara istinaden davranışlarımızı şekillendirebileceğiz. Evet, deferrable views dediğimiz özellik arkadaşlar. Template üzerinde istediğimiz herhangi bir noktada lazy loading davranışını uygulamamızı sağlayan bir özelliktir. Ee, ve biz bu özellik sayesinde artık komponentlerin selectorla referans edildiği çalışmalarda da lazy loading'i uygulayabiliyoruz. Yani herhangi bir komponenti selectorla kullanıyorsanız, router te temelli bir yönlendirme işlemi yapmıyorsanız dahi e lazy loading davranışıyla tarayıcıya yükleyebiliyorsunuz. Böyle güzel bir özelliği Angular'da getirmiş oldular. Ee, hem e performans hem de maliyet açısından oldukça kritik bir özelliktir. Onun için arkadaşlar bir önceki dersimizde hani iki tane özellikten bahsetmiştim. Biri zaten önceki derste incelediğimiz Control Flow Syntax özelliğiydi. Bir diğeri de budur arkadaşlar. Tamam mıyız? Zaten bu iki özellik sayesinde artık Angular 17 sürümü Rönesans sürümü olarak değerlendirilir oldu. Ki hak veriyorum. Ee, ikisinde de ciddi değişiklik, değişiklikler demeyeyim de yenilikler söz konusu. Şimdi gelin defer keyword'ünün ne olduğunu, daha doğrusu defer yapılanmasının ne olduğunu ve nasıl bir işleve sahip olduğunu şöyle anlatarak dersimize başlayalım. Arkadaşlar bu söylemiş olduğumuz deferrable views özelliğini bizler defer keyword ile ya da bloğu ile Angular mimarisinde kullanabiliyoruz. Haliyle gelin şöyle bir bunu izah ederek yola devam edelim. Şimdi defer Angular 17 ile birlikte gelen komponent lazy loading davranışına karşın alternatif bir yol olarak gelmiş olan yeni bir özelliktir. Tamam mıyız? Devam. İşlevsel olarak router mekanizmasına bağlı olan mevcut lazy loading davranışına karşın selector üzerinden kullanılan komponentlerde ve onların kapsadığı alt bileşenlerde de lazy loading davranışı uygulamamızı sağlamaktadır. Şimdi burada ne demek istiyorum? Ee, biz biraz önce söylediğim gibi router temelli lazy loading davranışına bir alternatif durumu söz konusu. Selector üzerinden herhangi bir komponenti bir noktada kullanıyorsak o komponenti de bizler artık eee views özelliği sayesinde rahatlıkla lazy loading davranışına tabi tutabiliyor olacağız. Bu birincisi. İkincisi onların kapsadığı alt bileşenlerde diyoruz ya bu komponent içerisinde farklı bir komponenti referans ediyor olabilir ya da türlü türlü direktifler ya da pipe'lar kullanıyor olabilir. Bunların hepsi bütünsel olarak arkadaşlar lazy loading'e tabi tutuluyor olacaktır. Tamam mıyız? Burada bunu kastediyorum. Şimdi bu kastettiğim duruma karşın şöyle bir örnek verirsek bari. Yani. Bakın görüldüğü üzere üç tane komponentimiz mevcut. Bu komponentlerden çayt bir komponent içerisinde işte türlü türlü direktifler, pipe'lar barındırıyor. Home komponentimiz var. Child bir komponenti selektör üzerinden referans ediyor. Bir de Ev komponentimiz var. Bu da Home komponenti selektör üzerinden referans ediyor. Şimdi bu vaziyette arkadaşlar bizler şöyle bir mantık yürüteceğiz. Bak şimdi tarayıcıda uygulamayı açtığımız an Home komponent içerisindeki Child bir komponent ve onun kullandığı direktif ve pipe yapılanmalarıyla bu dostlama yükleme gerçekleştirilecek. Doğru mu? Şimdi şu şekilde bir çalışma yapıyorsak eğer buradaki görmüş olduğunuz bütün yapılanmalar tarayıcıya yüklenmiş olacak. İşte bu tarz selector ile komponentlerin kullanıldığı kimi senaryolarda lazy loading yapmak isteyebilir ve belli bir şarta ya da kullanıcı aksiyonuna göre bu yapının yüklenmesini isteyebiliriz. Yani ben tarayıcıyı direkt açtığımda uygulamayı tarayıcıya yüklediğim anda bu yapılanmanın direkt yüklenmesini istemeyebilirim. ...belirli bir aksiyona karşılık yüklenmesini isteyebilirim. Yani burada lazy loading kullanmak isteyebilirim. E halde diyeceksin ki bana, e, hocam router mekanizması kullanılmıyor, nasıl yapacağız bu işi? Şimdi Angular 17'ye kadar biz bu işi türlü türlü javascriptsel yöntemlerle yürütüyorduk. Angular 17'de artık e, deferable view özelliğinden istifade edebiliriz. Yani bir şarta ya da kullanıcının herhangi bir aksiyona bağlı bir şekilde buradaki içeriği ben rahatlıkla tarayıcıya yükletebilirim. Ee, bu tarz istekler söz konusu olabiliyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Görüldüğü üzere bu isteğe karşılık e, davranış göstermemiz gereken davranış bu şekilde olacaktır. E, dikkat ederseniz state diye bir tane değişkenimiz var. State'e göre ben bu içeriği yüklemek istiyorsam yapmam gereken defer keyword'ünü bu şekilde kullanmaktır. Olay bitti. Geçmiş olsun. Artık bu yapılanla lazy loading davranışını sergileyecektir. Neye göre state'in durumuna göre. Yani set turu olduğu takdirde şurası when koşulu dediğimiz bir koşul türü var. Birazdan koşul yapılanmalarını da inceleyeceğiz. E, tur olduğu takdirde arkadaşlar defer bloğunun kapsamış olduğu bütün içeriği tarayıcıya lazy loading davranışıyla yükleyecektir. Anladınız mı mevzuyu? Şimdi okumaya devam edelim. İşte tam bu noktada defer sintaksını yukarıdaki gibi kullanabilir ve parantez içerisinde verilen condition'a göre selector referansı üzerinden referans edilmiş olan komponentin lazy loading ile yüklenmesini sağlayabiliriz. E, bu arada arkadaşlar ben tabi ders sürecinde zihnimdekini sizlere anlatıyorum. Bir yandan da notlardakini okuyorum. Hani pekiştirme mahiyetinde olsun diye. E, yoksa farkındayım. Bazen tekrara düşebiliyoruz ister istemez. Şimdi burada şunu da söyleyeyim. Biz defer özelliğini bir tek komponentlerde mi kullanıyoruz? Hayır. Esasında bunu içeriğin herhangi bir noktasında kullanabilirsin. Yani içerik diyorum. Template'in herhangi bir noktasında herhangi bir içeriği yüklerken kullanabilirsin. Tamam mıyız? Ama biz genellikle bunu komponentlerde kullanacağız. Özellikle selector'la e, referans edilmiş olan komponentlerin, maliyetli yüklenme süreci olan komponentlerin yüklenme sürecini lazy loading ile yönetmek istediğimiz durumlarda tabii ki de defer aklımıza direkt gelecek. Ama statik bir içeriktir. Hani lazy loading ile yüklemen gerekecektir. Orada tabii ki de bunu kullanabiliyorsun. Bundan istifade edebiliyorsun. Okuyalım. Esasında defer, below kapsamındaki tüm içeriğin lazy loading ile yüklenmesini sağlamaktadır. İlla bir komponent çağrısında bulunmak zorunluluğu yoktur. Ha eğer bu şekilde komponent odaklı kullanım sergileniyorsa, o takdirde de o komponentin kullandığı tüm alt komponentler, direktifler ve parklarda lazy loading'e tabi tutulacaktır. Bu da biraz önce söylemiş olduğum gibi, içerisinde illa komponent olmak zorunda değil. Farklı bir içerik, statik bir içeriği de defer'la yükleyebilirsiniz lazy loading davranışıyla. Ama ve lakin komponent yüklüyorsanız o komponentin kullanmış olduğu bütün alt komponentler ve onların kullanmış olduğu pipeler, direktifler vesaire bunların hepsi de lazy loading davranışına tabi tutulmuş olacaktır. Şimdi arkadaşlar defer yapısının diğer uzantılarına odaklanırsak eğer şu üç tane kalıbı da defer'a ekleyebiliyoruz. Şimdi dikkat ederseniz böyle bir inşadan bahsediyorum. Nedir bu diye sorarsanız şurayı okuyunca netleşecek. Differ ile yükleme koşulu karşılığına kadar farklı bir görüntüde bulunmak istiyorsanız, yani Differ ile la daha Lazy loading Loading'de içeriği yüklemediyseniz, o ana kadar Pili Solder üzerinden bir içerik gösterebilirsiniz. Daha sonra yükleme koşulu karşılandığında, yani artık Lazy Loading başlatıldığında, içerik yüklenene kadar arkadaşlar Loading'den istifade edebilirsiniz. Yükleniyor şeklinde bir ya da işte Loading ikonları oluyor ya, bu tarz bir içeriği de Loading bloğuna koyabilirsiniz. Yükleme sürecinde bir hatayla karşılaşılırsa eğer yani içerik yüklenemiyorsa işte bu takdirde de adı üzerinde error yapılanmasından bilondan istifade edebilirsiniz. Şimdi ee, burada unutulmaması gereken defer içeriği lazy loading ile yüklenirken, preloaddır loading ve error eagerly loading ile yüklemeyi gerçekleştirmektedir. Tamam mıyız arkadaşlar? Bak burada defer'ın amacı zaten lazy loading gerçekleştirmek ama pili solder'da ya da loading'da vermiş olduğumuz içerikler lazy loading'da tabii ki de yüklenmeyecektir. Eagerly yöntemiyle yüklenmiş olacaktır. Şimdi e, burada arkadaşlar artık göstermiş olduğum bu yapılanmayı gelin hep beraber şöyle tecrübe etmeye odaklanalım. Ondan sonra slide'ımızın devamına geçeceğiz. Şimdi burada ben bir tane komponent oluşturdum. Örnek amaçlı iki komponat, bir tane direktif, bir tane de pipe oluşturalım. Hemen şöyle ngg diyorum. Komponent talimatı veriyorum. Komponansın içerisinde child1 isimli standalone bir komponent oluşturması talimatını veriyorum. Bundan sonra bir tane de home rica ediyorum. Pardon. Gene burada yapamadık. Neyse şöyle bir daha yazalım. Komponent home diyelim. Başka ne demiştik? Ha direktif oluştursun istiyorduk. Şöyle directives diyelim. Buna da example diyelim arkadaşlar. Tabii ki de standalone olmayacak. Bir tane de pipe istiyoruz. Buna da pipes diyelim. Buna da example diyelim. Şimdi e, komponentlerimizi şöyle bir açalım. Bunları hızlı bir şekilde sadeleştireceğim. Tek dosya haline getireceğim. E, içerik olarak da sadece template kısmının kalmasını istiyorum. Şurayı kopyalayayım. Home'da da aynı işlemi yapıyorum. Direktiflerde de arkadaşlar e, gene aynı mantık. Bu arada bu direktiflerin direktifi yanlış mı oluşturduk biz? Ha komponent demişiz. O zaman direktifi arkadaşlar buradan ben bir şöyle sileyim. Tekrardan direktif talimatında kardeşim bana direktif ver diyeyim. direktif kısmına geldim. Example'ın içerisinde direktifimiz oluşturulmuş. Pipe'ın da spey'ini ve direktifin de spey'ini siliyorum. Hızlı hareket ediyorum. Buralar çerez çünkü. Şimdi burada a, direktifsin altında example klasörünü de silelim şöyle. Tamam. Bir tane direktifimiz, bir tane pipe'ımız, bir tane child komponentimiz, bir tane de home komponentimiz mevcut. Şimdi örnekte olduğu gibi mesela child komponent kendi içerisinde neyi kullansın? Example direktifle example pipe'ı kullanıyorsun. Şimdi bunları kullandıktan sonra içerisinde de mesela child bir komponent diyelim. Bu şekilde bir yapılanmaya sahip olsun. Home komponente geliyorum. Home komponentin içerisinde de arkadaşlar child bir komponentin selector'ını referans ediyorum. Ve bir yandan da şöyle ee, home komponent içeriğini buraya veriyorum. Tabi burada Chat bir komponenti kullanabilmek için import etmemiz gerekiyor bildiğiniz üzere home komponentin selektörünü de tabii ki de app komponentle vereceğim şöyle geldim burada da app komponent diyelim ardından da selectorımızı verelim tabi burada hata almamak için ne yapmamız gerekiyor home komponenti buraya import etmemiz gerekiyor evet şöyle geldik home component dedik. Güzel. Keşke ben bunu dersten önce yapsaydım. Neyse. komponent e, yapılanmasını biraz zahmetli de olsa bu şekilde inşa etmiş olduk. Evet. Şimdi arkadaşlar. E, dikkat ederseniz ben app komponentin içerisinde home komponenti bu şekilde kullandığımda tarayıcıya direkt tarayıcıda uygulamayı çalıştırdığımda direkt içeriğin yüklendiğini görüyorum. Şimdi ben buradaki içeriğin lazy loading yüklenmesini istiyorsam yapmam gereken defer yapılanmasından istifade etmek. Şimdi bunu sizlere şöyle göstereceğim. Öncelikle network kısmına gelip yapılan istek neticesinde yüklenen verinin boyutuna bakarsak eğer 1.8 megabaytmış. Şimdi ben bunu ne kadar yüklersem yükleyeyim. Buradaki bir burada bir değişiklik olmayacaktır. Ama velakin geldim şöyle. Diyorum ki kardeşim burası artık e, defer'la yüklenecek. Yani lazy loading yöntemiyle yüklenecek diyorum. Şimdi bir tane when şartı koyalım. Buna da false diyeyim şimdilik e, Defer sayesinde oradaki maliyeti düşürdüğümde arkadaşlar yine 1.8 MB diyor. E, burada herhangi bir fark yaratamadık. O zaman şurada transferit kısmına bakalım. Mesela 6.4 diyor. Bakın Dapper'ı kullanmadan önce ne diyormuş? Şöyle bir deneyelim arkadaşlar. Evet transferit kısmında 12.4 KB diyor. E, buradan farkı yakalamaya çalışacağız. Şimdi Defer'la buradaki içeriği ben lazy loading yüklemeye çalıştığım takdirde arkadaşlar tarayıcının ilk açılma esnasında uygulama ilk yüklendiğinde buradaki içerik daha yüklenmediğinden dolayı transferit kısmında 6.4'lük bir ee, boyut görüyoruz. Şimdi ben burada bir şart belirledim. Tabi buradaki şartı herhangi bir değişkene şöyle verirsek condition diyelim boolean diyelim arkadaşlar. Ardından da şimdilik buna false diyorum. Defer yapılanmasında buradaki oluşturmuş olduğumuz condition'a bağlıyorum arkadaşlar. Haliyle şöyle condition'ımızı verelim. Şimdi bu condition'a biz tabii ki de herhangi bir button üzerinden müdahalede bulunabiliriz. Change diyelim mesela. Ee, ne zaman ki buna tıklanıldı. Mesela change condition diyelim. Şöyle metodumuzu oluşturalım. Evet şimdi burada yapmamız gereken sadece condition arkadaşlar. Değerini değiştirmek her tıklanıldığında artık değer neyse tam tersini condition'a vermiş oluyor. Ee, şimdi tabi burada aslında her tıklanıldığında değeri değiştirmenin bir anlamı yok. Yani bir kere tur olduktan sonra lazy loading de buradaki içeriği yüklenecek. Ondan sonra bir daha tıkladığımızda condition false olsa dahi buradaki içeriği kaldırmayacaktır arkadaşlar. Ders sürecinde ng if defer arasındaki farka temas edeceğim. Tamam mıyız? Hani ngif'te vermiş olduğumuz condition false olduğu takdirde hangi HTML çalışıyorsak onu tabii ki de view'de göstermeyecektir. True olduğunda gösterecektir. Şimdi ngif'in amacı zaten odur ama defer'ın amacı o değildir arkadaşlar. Defer sadece lazy loading işlemini yapar. Load edildikten sonra bir daha onu kaldırma gibi bir misyonu yoktur haliyle. Condition'ın sadece true olması burada yeterlidir aslında istediğimiz kadar fos yapalım ilk yüklemeden sonra biri daha buradaki görüntüyü kaldırmayacaktır. E buna dersin devamında temas edeceğim şimdi. Velhasıl kelam yapmış olduğumuz çalışma bu şekilde ise yola öyle devam edelim. Şimdi geldim şöyle e dikkat ederseniz ilk yükleme arkadaşlar 7.6 oldu transfer kısmında. Bak Change'e tıkladığım anda bizim Condition'ımız True olacak ya True olduktan sonra arkadaşlar içerik lazy loading de yüklenmiş olacak. Şimdi buradaki içerik neydi? Herhangi bir imaj olabilir, video olabilir, efendime söyleyeyim bir komponent olabilir burada olduğu gibi. Ve içerisinde direktiflerin, pipeların böyle yoğun bir yapının olduğu bir içerik söz konusu olabilir. İşte bunu lazy loading de yüklediğimizde buradaki transfer kısmındaki boyutun fark ettiğini görebiliyoruz. Çok büyük bir boyut söz konusu olsaydı zaten direkt resource kısmında da bunu görecektik. Günün sonunda Buradaki içeriğin lazy loading ile yüklendiğini görmüş ve anlamış olduk. Tamam mıyız arkadaşlar? Olayımız bu. Şimdi ne dedim? Ee, burada kalıplarımız da mevcut. İşte preload'dan, loading'dan ya da error'dan da istifade edebiliriz. Ee, örneğin bizim defer yapılanmasının içeriğinin lazy loading ile yüklenmesi gerçekleşene kadar burada preload ile istediğimiz herhangi bir içeriği gösterebiliriz. Örnek veriyorum. Burada ne diyelim? Please Holder diyelim ya. Direkt net anlaşılması için. İşte loading ile yükleme başlatıldığı anda bir içerikte bulunabiliriz. Mesela şöyle bir yapı vardı yanıl yanılmıyorsam. Değil mi? Şu yapılanmayı kullanarak şunları bir sileyim. Bu kadar at gerek yok. Mesela loading diyebiliriz arkadaşlar. Son olarak bir de error'dan istifade edebiliyorduk. Error diyelim buna da. ...şöyle geldim. Şimdi bak. içeri yükleyene kadar... ...Pleasolder kısmı gözüküyor. Change'e tıkladığım zaman orada Condition... ...değişiyor ya. Yüklenene kadar... ...içerik Loading kısmı devreye girecektir. Tabii bizim içeriğimiz... ...Hadding'i yüklendiğinden dolayı Loading'i... ...göremedik ama... E, ...uzun vadeli bir yükleme süreci söz konusu olsaydı... ...burada Loading'in içeriğini net bir şekilde... ...görmüş olacaktık. Onu da şöyle yapalım mesela. Burada Constructor'a gelelim. Örneğin e, For döngüsüyle... ...ben şimdilik arkadaşlar şöyle... 1 milyona kadar bir yazdırayım. 1 milyona kadar yazdırdık herhalde. 1 milyon mu oldu. Evet. Şurayı siliyorum ve buradaki yazdırma işleminde konsola yapıyorum. Şimdi artık home komponentin inşa edilmesi biraz zaman alacağından dolayı haliyle loading kısmını burada görmüş oluyoruz. Home komponent ne zaman yüklenecek? Burası ne zaman 1 milyon olur? O zaman yüklenmiş olacak. Birazcık abartılı bir sayı vermiş olabilirim. Çok fazla kasmamız için ayrı bir sekmeyi alıp bu sekmeyi kapatıyorum arkadaşlar ve e, konuya devam ediyorum anladınız mı mevzuyu çok hani üzerine durmuyorum şimdilik pre ee, olur, loading ve error bloklarımızla bundan ibaret şimdi titreşim etkisine karşı after ve minimum dediğimiz seçeneklerimiz mevcut hocam titreşim etkisi nedir diye sorarsanız şudur şimdi biraz önce yaşadık aslında farkına varacağız okuyalım arkadaşlar Kimi durumlarda defer bloğunun yüklenmesi içerik hafifliğinden kaynaklı oldukça hızlı olabileceğinden dolayı loading bloğunun çok hızlı görüntülenip gizlenmesi ve bu durumdan kaynaklı bir titreşim etkisi söz konusu olabilmektedir. Biraz önce bizim home komponentimizin içerisinde herhangi bir şey yokken bak tıkladığım anda loading'i görmeksizin direkt e, ee, defer bloğunun içeriği yüklendi ya neden bu kadar hızlı hareket edildi? Çünkü içeriğimiz, yüklenecek içeriğimiz oldukça hafif. Haliyle bir bekleme durumu söz konusu olmuyor. Hadi ince yükleniyor. İşte o noktada arkadaşlar bir titreşim etkisi dediğimiz durum söz konusu olabiliyor. Yani esasında loading devreye giriyor. Tam o varlığını göstereceğim derken defer işini bitirmiş oluyor. Lazy loading de içeri yüklenmiş ve gösterilmiş oluyor. Oradaki titreşim etkisini bizler yok edebilmek için after ve minimum seçeneklerinden istifade ediyoruz. Ee, tabii ilk önce titreşim etkisinin ne olduğunu anladığınızı düşünüyorum. Çok böyle aman aman bir şey değil. Hani burada loading tam devreye girecekken defanın işini bitirmesi neticesinde hani bir git gel oluyor ya. Olabilir. Şimdi biz burada bunu tam net görmüyoruz belki ama böyle güzel tasarımlı bir projede bir şeylerin oynadığını görebilirsiniz. Bunu adamlar titreşim etkisi demişler. Arkadaşlar işte bu duruma titreşim etkisine karşın önlem amaçlı yüklemenin kaç milisaniye sonra görüntüleceğini ve görüntüleneceğini ve minimum yükleme seçeneğini after ve minimum seçenekleriyle yapılandırabilmekteyiz. Görüldüğü üzere loading'de after bu şekilde kullanabiliyoruz. After defer içeriğinin yüklenmesi belirtilen zamansal değerden daha sürdüğü takdirde loading blonu hiçbir zaman görüntülemeyecektir şeklinde bir açıklamayla izah edilebilir. Hatta bunu gelin şöyle hep beraber bir deneyelim. Diyorum ki kardeşim after e, ee, mesela 150 milisaniyeden az bir durum söz konusuysa o zaman sen loading'i hiç gösterme. Hiç gösterme dediğimde ne olacak? Titreşim etkisi ihtimalini biz neredeyse sıfıra indirmiş olacağız. Ha şöyle devam edelim. E, ee, minimum değeriyle de arkadaşlar yükleme için minimum süreyi verebiliyoruz. Yani defer içeriğinin yüklenmesi minimum değerinden daha hızlıysa o takdirde loading içeriği bu süre zarfında görüntülenecektir. Hemen şöyle deneyelim. Geldim. Ee, minimum diyorum Minimum Şimdi defranın içeriği 150 milisaniyeden önce yüklenecek ya Biz ne olur ne olmaz loadingin içeriğini 150 milisaniye göstermiş oluyoruz Yani minimum 150 150 milisaniye bir çalışma durumu söz konusu Tabi biz 150 milisaniyede de bir şey göremedik Buna 1500 milisaniye diyelim Yani 1.5 saniye boyunca loadingin içeriğini zoraki bir şekilde gösterdirmiş olduk Anladınız mı mevzuyu? Minimumla da böyle bir çalışma sergilenebiliyor. Devam ediyorum. Tabi istersek bunları bu şekilde kümülatif de kullanabiliyoruz. Yani after 50 milisaniye eğer ki defer'ın içeriği 50 milisaniyeden az bir sürede yükleniyorsa hiç gösterme diyebiliyoruz. Minimumda 150 milisaniye cinsinden göster diyoruz. İkisinin arasında bir durum söz konusuysa ona göre çalışma sergilenecektir. E, kastettiğimiz durum şu. Şöyle minimumu ben bir kopyalayayım. After'a kadar geliyorum arkadaşlar. Minimumu da yanına yerleştiriyorum. Geldim. Change butonuna tıkladım. Bakın hadince içeriğimiz yüklendi. Niye? Çünkü after 150 milisaniye olduğu için 150 milisaniyeden önce yükleme gerçekleştirildiği takdirde defer'ın içerisinde e, herhangi bir loading ile ilgili çalışma yapmayacaktır. Ama burada 150 milisaniyeden fazla zaman tutacak bir yükleme durumu söz konusuysa o zaman minimum buçuk saniye sen loading'i göster demiş oluyoruz. Anladınız mı mevzuyu? Hani basit bir mantığa sahip olacağından dolayı, olduğundan dolayı daha doğrusu buraları hızlıca geçiyorum. Ayrıca minimum seçeneğini pre da kullanabiliyoruz arkadaşlar. E, bunun amacı şudur ki özellikle hiçbir koşul olmaksızın yüklemenin, lazy loading yüklemesinin hemen gerçekleştirildiği durumlarda... Olası titreşim etkisini önlemek için yararlı olabiliyor. Hocam hiçbir koşul olmaksızın derken, şimdi biz e, şu noktaya kadar defer'ı koşula bağlı bir şekilde kullandık arkadaşlar. Ayrıyeten biz bunu e, hiçbir koşul olmaksızın da kullanabiliyoruz. Birazdan koşul yapılanmalarına geçtiğimizde defer'ın direkt bodoslama yüklenilebilir özelliğinin de olduğunu göreceksiniz. Ve asıl kelam işte o durumda hani hem placeholder'ı kullanıyorsun hem de hiçbir koşul koymuyorsun. Yani defer direkt yüklemeyi gerçekleştiriyor. Orada da bir titreşim etkisi durumu söz konusu olabiliyor. Hani placeholder'ı tam koyacağım derken defer zaten içeri yüklemiş oluyor. İşte bu tarz duruma karşı minimumla da placeholder'ın ömrünü sabit diyebiliyoruz. Diyoruz ki işte en fazla ee, düzeltiyorum en az yarım saniye sen placeholder'ı göster kardeşim. Ne olursa olsun. Anladınız mı? Böylece titreşim etkisinden ziyade kullanıcı orada neyin olduğunu görebiliyor. Bu amaçlar doğrultusunda bizler bu seçeneklerden istifade edebiliyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi defer'ın ne olduğunu artık anlamış olduk. Esasında özelliğimiz burada bitmiş oldu. E bundan sonra defer'a uygulayabileceğimiz koşullardan bahsetmek geriye kaldı. Şimdi... Defer özelliği birçok mantıkta koşullu davranış sergileyebilen bir yapılanmaya sahip arkadaşlar. Yani burada koşullu mantıktan kastettiğimiz lazy loading'i farklı farklı davranışlarla uygulayabilmemizi sağlayan koşullardır arkadaşlar. Bunları nasıl yapabiliyoruz? Hangi davranışlarla lazy loading'i gerçekleştirebiliyoruz? Bunlara koşullar diyoruz anlayacağınız. Şimdi gelin bu koşulları değerlendirelim. İlk olarak tabii ki de defer'ı koşulsuz yani idle bir şekilde kullanabiliyoruz. Ee, okursak eğer hiçbir koşulun olmadığı durumdur, ee, direkt içerisine vermiş olduğumuz, e, defer bloğunun içerisine vermiş olduğumuz içeriği lazy loading ile yükleyecektir. Herhangi bir kullanıcı aktivasyonuna, aktivasyon ne Aktivitesine gerek duymaksızın. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ee, bunu defer'a görüldüğü üzere parantezi yok. İster bu şekilde uygulayabilirsiniz, isterseniz de on idle diyerek uygulayabilirsiniz Şimdi gelin bunu hemen test edelim. Şöyle kod kısmına geldim. Ee, burada after kısmını vesaire ya da kalsın mı bunlar ya? Yok şurada minimum yok şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, burayı temizleyeyim ben. Çok fazla şişirmeyeyim buraları. Şimdi eğer ki defer parantezinde herhangi bir şey belirtmezsem burada koşulsuz yani idle bir davranış sergilemiş oluyoruz. Bu bir parantezleri silebilirim. Bu da koşulsuz idle davranışa karşılık gelecektir. Bakın direkt Butona tıklamaya gerek kalmaksızın çünkü koşulla herhangi bir bağlantısı yok zaten buradaki yapının ee, içeriğimiz yüklenecektir. Ya da arkadaşlar illa ben bunu belirteceğim diyorsanız on idle diyebilirsiniz. Bu şekilde de bizler e, koşulsuz bir şekilde içeriği lazy loading ile yükleyebiliriz. Tamam mıyız? Olayımız bu. Şimdi bir diğer koşul yapımız ben koşulu. E, e, yüklenecek bloğu basit bir boolean türden değere bağlayan koşuldur. Esasında dersimizde bu noktaya kadar kullanmış olduğumuz koşul yapılanmasıdır. Şimdi görüldüğü üzere defer'da işte herhangi bir değişkenin durumuna göre bir içerik yükleme lazy loading davranışı gerçekleştireceksek bu şekilde benden istifade edebiliriz. Hemen şurayı okuyalım. Defer seçeneğinin when koşulu building gelen ng direktifinin davranışına benzetilebilir. Bak biraz önce Defer yapılanmasıyla NGIF direktifi arasındaki farka temas edeceğimden bahsetmiştim. O nokta burası arkadaşlar. Şimdi dikkat. İkisinin arasındaki radikal fark NGIF ile yapılan kontrolde boolean değer false olduğu takdirde ilgili template görselden kaldırılacaktır. Defer'da ise when koşulunda ise kaldırılmayacaktır arkadaşlar. Çünkü defer'ın amacı bir şey gösterip kaldırmak değil. Defer'ın amacı lazy loading'dir. NGIF'in amacı bir şeyin gösterilip gösterilmeyeceğinin kararını vermektir. Dolayısıyla NGIF direktifiyle herhangi bir HTML nesnesini ilk başta false olarak göstermeseniz dahi arka planda o zaten yüklenmiş olacaktır. Ama Defer'da false olduğu takdirde yüklenmeyecektir. True olduğunda yüklenecektir. İstediğin kadar condition'a bir daha false yap. Yüklendi mi bitmiştir artık Defer'ın iş. Anladınız mı mantığı? Ee, haliyle sade ve sadece koşul gerçekleştiği takdirde ilgili blok içeriği yüklenecek şekilde işlevsellik gösterecektir diyoruz. Olayımız bu. Arkadaşlar benle ilgili çalışmayı zaten sabahtan beri yaptığımızdan dolayı çok fazla uzatmak istemiyorum. Şöyle ben deyip aşağıdaki condition'a bunu bağlıyorum. Görüldüğü üzere condition'a bağlı olduğundan dolayı bu condition değişkeninin değerinin de e, buradaki e, buttonla değiştirilebilmesinden dolayı changee tıkladığımızda conditionumuz true olacaktır. İçeriğimiz lazy loading'de yüklenmiş olacaktır. Bak şimdi change'e tıkladığımda condition'ın değeri değişecek mi? Değişecek. Görüldüğü üzere true iken false olacak, false iken true olacak. Bak bundan sonra her tıkladığımda artık condition'ın değeri ne olursa olsun içerik bir kereye mahsus yüklendiğinden dolayı artık buradaki çalışma e, işlevsellik göstermeyecektir. Ya yani artık bunu anladığınızı düşünüyorum. Ondan dolayı buradaki koşul yapılanmasına da geçiyorum. Şimdi bir diğer e, koşul yapılanmamız 10 Immediate koşul yapılanması. Arkadaşlar On Immediate koşulu ile ilgili bir on yüklenmesi hemen tetiklenebilmektedir. Hocam bu ne demek? Ya da bunun koşulsuzdan farkı nedir diye sorabilirsiniz. Şimdi da herhangi bir koşulumuz yok. Dolayısıyla bir tetikleme gibi durumumuz yok. Defer'ın içeriği direkt yüklenecektir. Sanki defer yokmuş gibi. Tamam lazy loading de yüklenecektir ama mış gibi. Tamam mıyız? E, Şeyde ise arkadaşlar On Immediate'de ise bunun içeriğini yüklemek için bir tetikleme durumu söz konusu. Onu da on emidiyetle gerçekleştiriyoruz. Anladınız mı? Bir tetikleme ile gerçekleştirme söz konusu. Haliyle gelin bunu da şöyle tecrübe edelim. Yukarıya çıkıyorum. ben ee, condition kısmını siliyorum. On emidiyet yazıyorum. Evet. Şöyle geldim. Görüldüğü üzere direkt tarayıcıya uygulama yüklendiği anda içeriğimizin de yüklendiğini görmüş oluyoruz. Tamam mıyız? Devam. Bir başka koşul yapılanmamız on timer. Adından da anlaşılacağı üzere ilgili bloğun belirli bir süre sonra yüklenmesini tetikleyecektir arkadaşlar. Hemen gelin şöyle bir test edelim. Ee, burada on timer diyorum. Mesela 10 saniye sonra buradaki içeriğin lazy loading ile yüklenmesini istiyorsam eğer bu şekilde bir çalışma yapmam yeterlidir. Şimdi bak buradaki içerik yüklenene kadar ilk başta placeholder gözükecek. Buradaki içerik yüklenirken herhangi bir maliyet durumu söz konusuysa yani bir bekleme durumu söz konusuysa loading devreye girecektir. Eğer ki hata alınırsa error devreye girecektir. Şimdi bakalım şöyle geldim. Ee, bu arada burayı kaydettik mi? Kaydetmişiz. 10 saniye sonra buradaki yüklemenin yapılmasını bekliyorum. Bak placeholder gözüküyor. 10 saniye geçtikten sonra sanırım biraz 10 saniye uzun gibi geldi. Keşke 3 saniye deseydik. Ha, 10 saniye geçtikten sonra tabii loading kısmı hadi ince yükleme gerçekleştiğinden dolayı gene titreşim etkisiyle gitti ama e, ee, içeriğin yüklendiğini görmüş olduk. Tamam mıyız arkadaşlar? Olayımız bu. Devam. Sıradaki 10 hover koşulu. Arkadaşlar bu çok önemli bir koşul. Bakın on hover koşulu ile kullanılan Template Reference Variable ile belirtilen HTML nesnesinin üzerine gelindiği takdirde, defer içeriğinin yüklenmesi tetiklenecektir. Bak dikkat, bir tane HTML üyesi belirliyoruz, bunu Template Reference Variable ile işaretliyoruz, bunu işte on havula bildiriyoruz, onun üzerine fare geldiği anda defer bloğunun içerisinin yüklenmesini sağlıyoruz. Lazy Loading davranışıyla. Oldukça etkili bir davranışı burada. Koşul haline getirmiş arkadaşlar. Bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi gelin bununla ilgili çalışmamızı yapalım. Geldim. Şimdi diyorum ki arkadaş ne zaman ki bu button'ın üzerine gelinir. Bak tıklamaya gerek yok. O zaman sen ee, defer içeriğini yükle. Haliyle ben button'a bir tane template variable veriyorum. Ne diyelim biz buna? btn diyelim. Şimdi şuradan timer'ı siliyorum arkadaşlar. Over diyerek burada btn'yi bildiriyorum. Yapmış olduğunuz bu işlem neticesinde ilgili html nesnesinin üzerine geldiğim takdirde görüldüğü üzere arkadaşlar. Defer'ın içeriğinin lazy loading ile yüklendiğini görmüş olacağız. Bak. Üze, üzerine geldiğim anda network'ten bakarsanız der, direkt içeriğin yüklendiğini görmüş olduk. Gayet güzel değil mi? Devam. Bir de on interaction var arkadaşlar. Bu da hover'a benzemektedir. Bundaki mantık da herhangi bir html üyesinin üzerine geldiğimizde değil de ona tıkladığımızda arkadaşlar e, defer içeriğinin devreye girmesini sağlamaktır. Haliyle e, şu şekilde kullanılıyor. Bakın görüldüğü üzere yine tablet variable'la işaretlemede bulunuyoruz. Interaction'a da ilgili e, variable'ımızı veriyoruz. İlgili nesneye tıklandığında e, gerekli defer içeriğinin yüklendiğini bu şekilde gözlemlemiş olacağız. Haliyle burada hover yerine interaction yazdığımızda arkadaşlar button'a tıklanıldığında içeriğin yüklendiğini Göreceğiz. Tabi burada button'a tıklanıldığında biz burada condition'ı değiştiriyorduk. Ondan değil, ondan içerik yükleniyor falan zannetmeyin. Artık when koşul kullanmıyoruz burada. Dikkat ederseniz interaction kullanıyoruz. Dolayısıyla button'a tıklanılması yeterli. İçerisinde ne olursa olsun button'a tıklanıldığında buradaki e, defer içeriğinin lazy loading'de yüklenmesini tetiklemiş oluyoruz arkadaşlar. Tekrardan yapalım. Bak button'a tıkladım. İçerik yüklendi. Condition'a bağlı değil burada. Tamam. Son olarak da viewport e, koşulumuz var. Belirtilen HTML öğesi görünür hale geldiği takdirde defer bloğunun yüklenmesi tetiklenecektir arkadaşlar. E, dolayısıyla biz herhangi bir HTML nesnesini ekranda gösterdiğimiz anda defer'ı yüklemiş olacağız. Defer'ı tetiklemiş olacağız. Böyle bir çalışma için kullanabileceğimiz koşuldur. Mesela şöyle örnek verelim. E, yine bir batınımız var. Şimdi bu batın tarayıcıya yüklendiği anda e, Default'ın tetiklenmesini istiyorsam bunun template variable'ını buraya viewport'la bildirmem yeterli olacaktır. Tamam mıyız arkadaşlar? Dolayısıyla böyle tarayıcıda button yüklendiği anda zaten buradaki işyerin tetiklen tetiklendiğini hep beraber görmüş olacağız. İşte bu tarz davranışlara karşın bu koşullarımız mevcuttur. İstediğinizi istediğiniz ya da lazım olan noktalarda daha doğrusu kullanmanız yeterli olacaktır. Ayrıca burada ne demişiz ee, birden fazla koşulda bu şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar şuraya bir okuyalım tüm bu koşulları kümülatif olarak kullanmak isterseniz eğer yandaki gibi virgül ile çoklu bir kullanım sergileyebilirsiniz. Şimdi eğer ki böyle bir kullanım sergiliyorsanız buradaki çalışma mantığının e, veya olduğunu bilin yani şöyle defer içeriği ya on hover koşuluyla ilgili HTML üyesinin üzerine fareyle gelince yüklenecek ya da timer 10 saniye koşuluyla da 10 saniye kadar kendiliğinden yüklenecektir. Yani bu ikisinden birinin gerçekleşmesi yeterli olacaktır arkadaşlar. E, defer içeriğinin yüklenmesi için. Okey. Artık mevzuyu anladığınızı düşünüyorum. Son olarak da prefetching özelliğini değerlendirelim. Arkadaşlar defer özelliğinin prefetch özelliği ile bir komponentin yüklenme maliyetini önceden karşılayabiliriz. Amma ve lakin sonradan da lazy loading de tekrardan yükleyebiliriz. Hocam ne demek bu? Şimdi bunu şunun üzerinden örneklendirelim. E, bu örneğe bakarsak her, burada prefetch on idle komutu kullanılmış. Bu şu anlama gelecek. Şimdi normalde prefetch'i görme on idle olduğu takdirde biz direkt bu defer'ı yükletmiş oluyoruz. Yani bunun maliyetini karşılamış oluyoruz. Doğru mu? Prefetch olunca bu şu anlama geliyor. Kardeşim sen on idolla direkt yükle. Bunun içeriğini tarayacağı yükle ama bekle önceden yükle. Peki ne zaman göstereceğiz? Artık diğer koşula bağlı bir şekilde gösterim gerçekleştir demiş oluyoruz. Burada interaction'la da artık vermiş olduğumuz nesneye HTML veyasine tıklanıldığı takdirde defer içeriğini ekranda göstermiş olacağız. Yani burada maliyet önceden karşılanmış oluyor defer'ın herhangi bir e, koşuluna bağlı bir şekilde maliyet karşılanmıyor arkadaşlar. Hani lazy loading'i biz burada farklı bir şekilde kullanmış oluyoruz. Bunu da hemen şöyle gösterelim. Şimdi tekrardan şurayı değiştiriyorum. Hatta interaction yazalım. Şimdi button e, button'a tıklanıldığı zaman defer'ın içeriğinin gösterilmesini istiyorum. Tamam tıkladım gösterildi. Şimdi ben diyorum ki kardeşim bak button'a tıklanıldığı zaman defer'ın içeriğini gösteriyorsun göstermesini. Ona göre buradaki kilobayt değişiyor. Yani lazy loading davranışı gerçekleştirmiş oluyor. Şimdi ben istiyorum ki sen bunu prefetch ile 10 e, on idle ile gerçekleştir. Yani önceden bu işlemi yap. Yani burada bak herhangi bir kilobayt kaybı, kaybı söz konusu değil. Önceden arka planda defer'ın içeriğini ön belleğe yüklüyor. Tarayıcının ön belleğine yüklüyor. Bunu ben daha sonra göstermek istiyorsa, ikinci koşul neyse ona göre davranış sergiliyor. Yani button'a tıklanıldığı zaman interaction sayesinde biz yüklenmiş olan bu defer içeriğini tarayıcıda göstermiş oluyoruz. Yani bir animasyon uygulamış oluyoruz anlayacağınız. Bunu isterseniz jQuery ile ya da JavaScriptsel yöntemlerle yapabilirsiniz. Defer diyor ki kardeşim bunu ekstradan ben de sana sağlayıp sunuyorum. istersen bu tarz durumlarda prefetching özelliğinden bu şekilde istifade edebilirsin. Evet, böylece dersimizi de sonlandırmış olduk. Arkadaşlar, Angular 17'de gelmiş olan benim için e, kritik olan iki özelliği sizlere göstermiş oldum. Bundan sonra herhangi bir sürüme bağlı olmayan başlıklarımızdan devam ediyor olacağız. Şimdi sürümlerle gelen yeni başlıklar, yeni davranışlar olacak elbette. E, ama öyle davranışlar var ki, mimarinin bizzat kendisi tarafından uygulanabilir davranışlardır. Örnek veriyorum dinamik komponent yükleme. Hangi sürümde olursan ol bunu bir şekilde yapman lazım. İşte, haliyle bunu bir başlık altında hususi olarak değerlendirmemiz lazım. Sürümden bağımsız bir davranış çünkü. Ya da işte ne inceledik? Data binding mekanizması vesaire. Bunlar sürümlerden bağımsız Angular mimarisinde gösterebildiğimiz davranışlardır. Ha yeni sürümlerde gelen yenilikler neyse onların hepsini zaten burada Angular 17'de nasıl inceledik onları da inceliyor olacağız. Tamam mıyız arkadaşlar? Daha serimiz bitmedi ama bundan sonra birkaç tane ders neticesinde artık Angular 17'den sonra gelecek olan yeniliklere e, gebe bir şekilde seriyi virgülle noktalı virgülle nokta koyarsak seri biter çünkü. E, askıya almış olacağız öyle diyeyim. Evet umarım faydalı bir ders olmuştur. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.